AK Parti ilk iktidara geldiğinde e, demokratikleşme e, söylemiyle geldi e, ve demokratik Müslümanlar olarak bu iddia iddiayla e, geldi. Bunda e, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin de e, rolü çok büyüktü. O yüzden de biz e, feminist hareketin bazı taleplerine gittik. Gerç baskı da bulunduğu bazı taleplerine cevap aldığını gördük. Mesela medeni yasa değişti. Kadın ve erkek evlilik içinde eşit oldu veya ceza yasası değişti. Kadına yönelik şiddette indirim kaldırıldı. Hatta şiddete yönelik birtakım düzenlemeler bile yapıldı. Ee, ancak şunu unutmamak gerekir ki e, bu, bu, bu düzenlemeler olsa da AK Parti e, devletin kendisinden getirdiği e, ateerkil bakışı aynı zamanda devam da ettirdi. E, yani... E, 2007'de özellikle önce neoliberal politikaların etkisiyle kadının sosyoekonomik haklarında bir takım düzenlemeler yaptı. Ve burada kadını daha çok eve yani hizmet veren, hastaya, yaşlıya, çocuğa hizmet veren ekonomik bir pozisyona indirgemeye çalıştı. Önce buna şey diyebilirsiniz, yani hani bu sadece Türkiye'de mi oldu diye biz düşündük ama genel neoliberalizm dalgasından yararlanıldı. Fakat daha sonra özellikle 2010-11 seçimlerden de sonra her politikada kadının ikinci sınıf olarak konumlandığını gördük. Yani önce kadınlara işte üç çocuk yapın öğütleriyle geldi. Daha sonra e, Roboski bombalandığı ve 34 tane Kürt yurttaş, e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı e, hayatını kaybettiğinde onlara bir özür dilemek yerine mesela her kü, Roboski bir Kürtaj'dır bildiği bir demografi konferansında. Yani e, bütün o Türk toplumunu geliştirmek için çocuk yapın ama biz Kürt yurttaşlarımızdan özür dilemezken e, Kürtaj ve Roboski'yi aynı kategoride sınırlandırması aslında çok milliyetçi, kadını sadece üreme merkezli, yani biyolojik üreme merkezli gören yaklaşımını da ortaya çıkardı. Sadece böyle de değil. Bugün kadından bahsedildiğinde aslında cinsellik ilk akla gelen konu oluyor ve bir cinsel özgürleşme bağlamında değil ama kadının bütün davranışlarının bir cinsellik olarak kodlanıldığı, giyiminden, kuşamından, kahkasına kadar ve o zaman da saldırıyı hak eder durumda. Hani olabileceği, rahat davran önürse bu gibi bir kodlama en üst düzeyden e, bizzat Erdoğan'ın kendisinden bile söylendi. Yani zamanında e, Kadıköy iskelesinde mini etekli kadın görmek istemiyorum da e, diyebildi. E, keza Aynı meclis mesela çocuklar çocuklara yönelik de şiddet gayet konuşulurken bir yandan da normalleştiriliyor. Zira meclis 12 yaşında işte tecavüz failiyle evlenirse tecavüz failinin beraat edeceği hani bir yasaya yasa gündeme geldi ama neyse ki meclisten döndü. bu bağlamda aslında biyopolitika olarak hem Toplumu yeniden regüle etme ama gerekirse de politik ajanda olarak yani o regülasyonla beraber ideal kadın tipini sunan bir yaklaşımı AK Parti'de görüyoruz. Keza en büyük kullandığı olay, konulardan biri de başörtüsü meselesi oldu. Yani başörtüsü kadınların özgürlüğü çok önemliydi. Ancak son döneme kadar bu kadınların ne ne sivil kamu düzeninde çalışabildiğini gördük. E, onlar da haklarını çok geç e, alabildiler ve o da bir sembol haline geldi. Başörtülü başı açık. Yani hep bu kodlamalar üzerinden yeni Türkiye tayini e, yaratılıyor. Türkiye'de saha eylemleri tabi hala e, güç, gücünü korusa da aynı zamanda e, daha da e, etkinliğini e, artırarak devam eden bir online aktivizm söz konusu. E, özellikle feminist alanda. E, kadınlar, LGBT'ler e, internet üzerinden Twitter olsun, e, imza kampanyaları olsun, Facebook veya e-mail kampanyaları, işte e-posta e, kampanyaları olsun. Organize olarak veya ifşa kampanyaları olsun organize olarak çok hızlı bir şekilde e, eylem eylemler gerçekleştirebiliyorlar. Bunda e, feminist medyanın da oynadığı çok önemli bir rol var. Çünkü bu mecralara e, eylemler gerçekleştirilmeden önce haber veriliyor ve bu eylemlerin haberi yapılıyor mecralarca. Bu şekilde daha büyük kitlelere ulaşılmış oluyor. E, i̇nternet aktivizmi yapanlar daha doğrusu internet kampanyacılığı yapanlar zaten bilir. E, aynı anda birçok insanın e, katılım gösterdiği hashtagler e, bir anda yukarı çıkarak daha büyük kitlelere normalde ulaşacağından daha da fazla kitleye erişilmesi bakımından çok önemli. Bu yüzden tabii ki de bu eylemlerin haberleştirilmesi, daha önceden verilen belli saatlerde herkesin online olarak bir anda katılım göstermesi çok önemli. Çünkü haber haberi olmayanlara da bu şekilde ulaşılmış oluyor. Bunun dışında aslında yalnızca saha eylemi gerçekleştiren feminist örgütlerin de interneti, internetteki bazı olanakları kullanarak yine online aktivizmde, online aktivizme de bulaştıklarını görüyoruz. Mesela kadın cinayetlerini durduracağız platformunun aynı zamanda bir mini sitesi var Anıtsaya isminde. Burada Türkiye'de gerçekleştirilen kadın cinayetlerinin çatılesi tutuluyor bir sayaç var ve her yıl her kadın cinayetinde bu sayı güncelleniyor. Ve bu şekilde bize kadın cinayetlerin sürdüğü ve hala bir problem teşkil ettiği hatırlatılmış oluyor. Bunun dışında aynı zamanda hem medyada kadının görünürlüğünü artırma yönelik çalışma veren hem de ana akım medyaya ya da daha hükümete yakın medyaya hak temelli yayıncılık bakımından yardımcı olacak, yol gösterici broşürler hazırlayan film mor var ya da cinsel şiddetle mücadele derneği gibi örgütler. Bunlar da aynı zamanda diğer örnektekinin tam tersi olup, yani feminist habercilik yapan mecraların hafiften aktivizmeye bulaşması değil de aktivizm yapan örgütlenmelerin de aynı zamanda farklı mecralar kullanarak haberciliğe müdahale etmesi olarak yani karşılıklı bir etkileşme söz konusu aslında. Türkiye'deki kadın hareketi e, ve feminist hareket e, aslında e, 2000'lerin, e, 90'ların sonunda 2000'lerin başında e, ciddi bir çoğulculuğa ulaştı. Yani bütün bu yasalar değişirken... E, ceza yasası, medeni kanun bütün bunlar hepsi değişirken e, Müslüman kadınlardan e, başörtüsü mücadelesi veren Müslüman kadınlardan LGBTİ kadınlara e, Kürt hareketinden daha seküler sol e, kadınlara kadar böyle geniş bir e, havuz içinde kadınlar bir arada e, bu kararları verdiler. O anlamda aslında renkli diyebiliriz. Özellikle hani, Kürt hareketinin de gittikçe hani, görünür olması buna bir e, renk kattı. LGBTİ e, dayanışmasının artması, yükselmesi Gerçekten hani birbirini kadınları dinleyip ortak yol çıkarmasına da, özellikle feminist bakış açısına sahip kadınların ortak söz çıkarmasına da neden oldu. Bu anlamda bir yanıyla çok çoğulcu fakat diğer yanıyla tabii kendi içinde o kapalı kimliklerin yarattığı önyargılar da mevcut ama mesela homofobi gibi fakat bu artık aşılan bir nokta veya Kürt meselesine olan bakış. Ama yavaş yavaş bunun mücadelesi de, yani en azından tartışma sürüyor ve mücadele sürüyor. Bu anlamda e, hareket renkli. E, fakat hareketin toplumsal anlamda yani toplumun alt katmanlarına doğru veya farklı katmanlarına doğru bu çeşitlikte sürdürdüğünü veya yayıldığını söylemek e, maalesef e, çok mümkün değil. E, bu da tabii dileriz hani hem tabandan yapılacak çalışmalarla beraber istikrarlı demokratik çoğulcu feminist politikaların hani bir araya gelmesiyle olabilir. Yani dileriz bunun yolu açılır ama şu anda da Türkiye'de yaklaşım pek bu yönde değil. Şimdi Erdoğan tabii ki de kişisel olarak aterkinin beden bulmuş hali diyebiliriz. Aynı zamanda Erdoğan'ın çevresindeki e, AKP hükümeti e, de aynı şekilde bunun kurumsallaşmış hali olarak görülebilir. Fakat şöyle bir şey var, bu yeni bir şey değil Türkiye için. Yani bunda, bunu Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman aslında e, bunun yalnızca per e, Yalnızca Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, kişiselliğiyle e, bağdaşlaştırılmadığını, daha önce de buna benzer süreçlerden ülkenin geçtiğini görüyoruz özellikle kadın hareketi bakımından ya da kadın meseleleri bakımından işte Cumhuriyet döneminde mesela kız çocuklarının Kürt kız çocuklarının alınıp Türk aileleri verilmesi, Türkleştirilmesi. Çünkü burada kız çocuğunun geleceğin kadını, geleceğin annesi olarak görülüp işte kurduğu aileleri aileleri de Türk ailesi olarak yetiştirileceği bakış açısı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında 80'ler dönemine baktığımız zaman işte o darbe sonrası ya da daha öncesindeki o artan şiddetin sokakta yaşanan ya da polis şiddetinin evlerdeki yansıması, ev içerisindeki aile içerisindeki şiddeti ne kadar normalleştirdiğini, ne kadar görünmez hale getirdiğini, bunun yansıması olarak kadın hareketinin hareketlendiğini, güçlendiğini görüyoruz. İşte 90'lar döneminde de aynı şekilde bunun yansıması. Yani zaten Türkiye'nin Türkiye'de bir kadın olarak var olmak hiçbir zaman kolay değildi. Ya da bir LGBT olarak var olmak da kolay değildi. 90'larda LGBT hareketine baktığımız zaman orada da çok büyük polis işkenceleri, devlet e, kurumsal işkence yani kurumsal şiddet e, olduğunu görüyoruz. E, bu bakımdan e, tabii ki de evet e, otorite ve e, aterki terimleri elbette şu anda bir şekilde bir yüz sahibi olmuş bir... E, kişisellik kazanmış durumda Erdoğan'la. Fakat Erdoğan bunu bedenselleştiren, bunu bu hale getiren ilk figür değil Türkiye siyasetinde.